Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Ağustos ayında kendinizi maddi anlamda güvende hissetmek istiyorsunuz. Parasal kaygılarınız olabilir, buradaki sorumluluklara dikkat etmek, belki de daha temkinli davranmak gerekiyor. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda parlayacak. 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı doğdu ve Ağustos'un ilk haftası bu etkilerle devam ediyor. Yine para konuları, ama biraz hani başkalarıyla paylaştığınız paralar, hisseli paralar, beklediğiniz paralar, borç alacak konuları, kredi konuları, vergi gibi konular, tazminat, sigorta, burs gibi konular var. Bunlarla ilgili işleriniz var, beklentileriniz var. Belki bir eğitim bursu bekliyorsunuz. Ağustos'un ilk haftalarında bununla ilgili gelişmeler olabilir. Bir kredi bekliyorsunuz. Bununla ilgili haberler gelebilir. Örneğin. Ağustos'un ilk haftasında Venüs'ün de Aslan burcuna geçişiyle beraber aslında iyice de etkiler var. Yani burada parasal konularla ilgili beklentilerinizde destekler gelebilir. Şanslar sizinle olabilir sevgili oğlaklar. Ve 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Özellikle sabit burçlarda bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa dolunay sizi daha fazla etkileyecektir. Bu dolunay toplumsal alanlarda da önemli tesirler yaratabilir. Sert bir dolunay Satürn'le birleşiyor. Boğa burcundaki Uranüs'ten dik bir açı alıyor. Para evinizde. Şimdi Satürn olunca tabii ki sorumluluklar var, kısıtlamalar var, engeller var. Hani kendinizi parasal anlamda kısıtlanmış hissedebilirsiniz ya da ani bir masraf çıkabilir, biraz parasal yükler artabilir. Çocuğunuzla ilgili olabilir bunlar, bir kişisel yatırım olabilir, işle ilgili olabilir, bir masraf olabilir veya hani keyif için harcayabilirsiniz ama bütçenize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Satürn ciddi bir gezegen, disiplinli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Mali konularda eğer disiplinli olmadıysanız, savurgan davrandıysanız, ayağınızı yorganınıza göre uzatmadıysanız bu dolunay sizi biraz parasal konularda sıkıntıya sokabilir. Bunun yanı sıra uzun vadeli iş beklentilerinde, yani uzun süreli düzenli bir kazanç beklentinizde bir iş oluşturmak, kendi işinizi yapmak, bir işe girmek gibi alanlarda eğer daha mantıklı, daha çalışkan, daha sorumlu davrandıysanız bu dolunay bir amacınıza da ulaştırabilir, size bir sonuç da verebilir. Sahip olduğunuz bazı değerleri, mal mülk gibi, sahip olduğunuz bir iş örneğin, bir değeri uzun vadeli kullanmak, hani bununla ilgili bazı kararlar almak söz konusu olabilir. Tüm bu gündemleri hayatınıza az ya da çok, bunlar kişisel haritalarınıza göre değişecektir, az ya da çok bu gündemleri hayatınıza taşıyabilir bu dolunay. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok önemli. Bu nedenle özellikle 9 Ağustos 15 Ağustos arasında dolunay tesirlerini en yoğun yaşayabileceğimiz süreçler olduğunu söyleyebilirim. 13-19 Ağustos aralığında gökyüzünde nispeten daha olumlu tesirler var. Merkür'ün, Venüs'ün yapacağı olumlu açılar günlük hayatınızda da etkiler verebilir size. Hani bazı sorunlar olsa da burada, hani maddi konularda sıkıntılar hissetseniz de hani pratik çözümler bulabilirsiniz. İşte bir paraya ihtiyacınız var, borç bulabilirsiniz, kredi bulabilirsiniz. Satmak istediğiniz bir mülkünüz var, kiralamak istediğiniz bir mülkünüz var, işte kiracı bulabilirsiniz. Bu dönemlerde yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler daha verimli olabilir. Ayın özellikle 17'si, 18'i, 19'u bu günleri değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 20'sinde bu yılın en önemli gezegen geçişlerinden birisi başlıyor. Enerji gezegenimiz Mars, Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek sevgili oğlaklar. Mars'ın bu geçişini önemsiyoruz çünkü uzun bir süre kalacak İkizler burcunda. Mars'ın 2 yıllık özel döngüleri vardır. 2 yılda bir, bir burçta 6 aydan fazla kalır ve bu süreç içerisinde yaklaşık 2,5 ay kadar geriler. Bu yıl İkizler burcunda olacak bu hareket. 20 Ağustos'ta başlıyor. 30 Ekim itibariyle gerilemesi başlayacak. 12 Ocak'a kadar devam edecek. 12 Ocak'ta gerileme bitiyor. 26 Mart'a kadar da ilerleyecek İkizler burcunda. Yani önümüzdeki 7 ay Mars İkizler burcunda. Dolayısıyla hem kişisel alanlarda hem toplumsal alanlarda dikkat çekici bir gezegen geçişi bu. İkizler burcu sizin 6. eviniz. Mars neredeyse enerji oradadır, mücadele oradadır. Ama Mars zor bir gezegen, savaş gezegeni. Yani orada mücadele var, savaş var. Yani burada tabii ki enerjik olup bir şey inisiyatif alıp başarı da elde edebilirsiniz. Daha güçlü bir şekilde rekabet edebilir, savaşabilirsiniz ama huzursuzluk da verir, gerginlik, stres yaratabilir.
Hani belki saldırganlıklar, işte çatışmalar olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki özellikle gerileme döneminde, Kasım, Aralık, Ocak ortalarına kadar olan dönemde bu tesirler daha kontrolsüz olacağı için daha zorlayıcı olabilir. Onu önümüzdeki süreçlerde detaylı konuşacağız. 6. evinizde olacak. Yorulacağınız bir dönem sevgili oğlaklar, iş temponuz artıyor. İkizlerde yani belki birden fazla iki işte bile çalışabilirsiniz. İkizler eğitim konuları, her türlü iletişimle ilgili konular, öğretmenlik, bilgi trafiği, akışı, yazmak, konuşmak, çizmek, yani bunlar işte lojistik gibi iletişim ve ulaşımla ilgili işler olabilir. Yani ticari aktiviteleri, tabii ki internet ve medyada olan her türlü faaliyeti yine İkizler Burcu yönetir. Buralarda böyle aktif bir dönemdeyiz. Sizin günlük hayatınız alanında da olduğu için yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Bu yoğun tempoyla beraber tabii ki daha fazla enerji harcayıp belki işte başarılı da olabilirsiniz ama zaman zaman bu sizi çok yorabilir, terslikler olabilir. Hatta sağlığınızı da zorlayabilir. Sağlık konularında da hassas olacağınız bir 7 aylık dönem, özellikle sonbahar ve kış ayları biraz daha hassas olabileceğiniz bir dönem. Kendinize de dikkat edip bağışıklığınızı güçlü tutmakta fayda var. Aralık ayı burada daha da dikkat çekici olabilir sizin adınıza. Evet, 23 Ağustos itibariyle Güneş Aslan'dan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek. 27 Ağustos'ta sizin için de keyifli bir yeni ay, Başak yeni ayı doğuyor. 4 derece Başak Burcu'nda. Değişken burçlarımız daha fazla etkileniyor. Toprak burçlarımız güzel destekler alıyor. Siz bir toprak burcusunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 4 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu yeni ay size güzel bir açıda destekleyici. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa yine tesirler önemli olacaktır. 9. evinizde doğacak bu yeni ay. 9. ev uzaklar demek. Biraz sınırların ötesi demek. Belki başka şehirler, uzak mesafeler, başka ülkeler, yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda işleriniz var, beklentileriniz var. Başak düzenlemek demek zaten. Buralarda yapılması gereken işler, yazışmalar, görüşmeler, randevular, düzenlemeler, bunlarla uğraşabilirsiniz. Bu bir seyahat olabilir. İşle ilgili, eğitimle ilgili bir seyahat olabilir. Veya yurt dışında yaşamak, yerleşmek, çalışmak gibi bir planınız olabilir. Medya üzerinde yapılan işler, basın işleri, yayın işleri, internet işleri, lojistik gibi işler, ulaşımla ilgili işler, eğitimle ilgili konu, akademik konulardaki çalışmalar, hatta hukuksal işleriniz. Hani buralarda bazı gündemleriniz olabilir. Bu yeni ay ve getirileri zaten 10 Eylül'e kadar olan süreçte yaşamamızda bunlar kendini gösterecek şekillenmeler olacak sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.